Herkese merhabalar. Bugün Kolombiya'nın güneyinde yer alan Popayan'dayız. Popayan'ın bir diğer ismi Beyaz Şehir. Bütün evi burası da beyaz. Evet, her yer beyaz. Şehrin beyaz olma sebebi zamanında 1500'lü yıllarda burada kum sineği denilen bir sinek var. Ve bu sinek insanların vücudunda bulunan yaralara yumurtluyor. Geliyor, yumurta yapıyor. Sonra o yaralar kangren gibi böyle siyahlaşıyor ve insanları ölüme kadar götürüyor. Bu sineği böyle binaları kireçle boyayarak sinekleri uzak tuttuklarına inanıyorlar. Bu sebeple bütün şehirdeki evleri, binaları, tarihi, kiliseleri hepsini kireçle badanalıyorlar. Burası da Kolombiya'nın her şehrinde olduğu gibi plaza, yani meydan. İnsanlar oturuyor parkta. Hemen plazanın karşısında kilise, meşhur kiliselerinden biri ve bir de saat kulesi. Gördüğünüz gibi insanlar bayılmış, takılıyorlar. Buralarda bu şekilde. Güzel, güzel bir şehir, güvenli, sıkıntı yok. Ve buraya gelmemizin sebebi Guambiana halkı, yani kendilerine Misak da diyorlar. Mavi giyinen halk. Aynı zamanda suyun çocukları diyorlar bu halka. Kendilerince de aynı şekilde. Biz suyun çocuklarıyız diyorlar. Ancak bu halk bu şehirde yaşamıyor. Gördüğünüz gibi burası büyük bir şehir. Bu halk Silvia köyünün yakınlarında dağın eteklerinde yaşıyor ve sürekli mavi giyiyorlar. Çünkü suyun çocukları kendileri. Bu halkı görmek için bugün aynı zamanda otobüse bineceğiz. Popayan'dan Silvia köyüne gideceğiz. Her hafta sadece salı günü bu halk dağlardan Silvia köyüne iniyor ve oraya pazar kuruyor. Organik ürünlerini o pazarda satıyor. Bu pazarı görmeye gideceğiz Popayan'dan. Ve dün tam olarak burada yılda sadece 3 gün kutlanan Minga halkının şenlikleri vardı. Bu bölgede sadece Misak halkı yaşamıyor, aynı zamanda Minga halkı da yaşıyor. Ve aynı zamanda Kolombiya'nın genelinde görebileceğiniz sadece 6-7 tane ırk var, halk var. Geri kalan 70'i 80'i Amazonlarda yaşıyor ve bilinmiyor nerede yaşadıkları, nerede bulundukları. Amazon ormanlarındalar. Bu Minga halkı bölgeden kaynaklı, tahminimce Ekvador'dan gelen insanlar. Kıyafetleri Ekvadorluları andırıyor ve burada 3 gün şenlik varken Ekvador hakkında konuşup duruyorlardı. Dün gördük, burada oyunlar oynadılar, dans ettiler, konser alanı kurdular. Kendi kültürlerini gösterdiler Minga halkı olarak. Aynı zamanda bu şehir Ekvador sınırından 250-300 kilometre uzaklıkta. Yani insanlar zamanında Ekvador'daki yoksulluktan dolayı buraya göçmüş ve kültürlerini burada insanlara göstermeye çalışıyorlar. Burası da aşı yeri sanırsam. Burada insanlar aşı oldu. Aslında burası da şehirdeki insanlar da daha yeniler insanlar gibi görüşüyor. What is it? Inside is water and it's floating under the water. Burası da tatlış bir sokağa. Popayan'ın gördüğünüz gibi her yer bembeyaz. Sağlı sollu her yer kireç. Yani badana bu. Boya değil, kireç, badana. Aslında Popayan, güney bölgesi en güzel şehri, birinci. Çok güzel. Beautiful city. Bu arada Ekvador sınırından 300 km uzakta dedim, orada bir şehir var. Pasto diye, dağların üzerinde 2600 metrede. Bir önceki videoda söylemiştim. Burası ise 1500 falan, yani ideal sıcaklık. Soğuk değil, akşamları serin, süper. Şehir tarihi 1500'lerde Latin Amerika hikayesi gibi İspanyollar geliyor, sömürge şehri yapıyor burayı. Ola. Bu arada Heyon kablo unuttu dün. Gidip şimdi kablosunu alacak. Hafta sonu kapalıydı burası. Dedi ben gideyim kablomu bakalım bulabilecek miyim? Soruyor bakalım bulabilecek miyim? Buldu. Cifan. Thank you so much. Buldu, ağlıyor şu an. Dizi 30 dolar, dizi artı dolar. Aynen, GoPro'yla Mac kablosu. Almaya çalışsam bile burada vergili 100 doları bulur yani. Böylelikle de halkın ne kadar iyi olduğunu görmüş olduk. Kablo 2 gün onlardaydı. Dün kapalıydı kafe, bugün açıktı, bugün aldık. Güzel insanlar, sağ olsun. Ne? Bak bu şekilde, normal çimento, böyle üzerine sıvamışlar alçıyı, badana. Kolombiya'nın eski paraları bunlar. Bu eski para satma olayı Latin Amerika'da çok var. Niye bunu yapıyorlar anlamıyorum. Yani bunu niye alıyor insanlar anlamıyorum. Una monedita de. Este pie o dinero? Sí, son a 500. Todos igual precio? O 500. Este es a. Everything same price. Este 2000, este. Este 2000. Este son 500. Ucuz yani, antikacı biri için. Güzel. 5 puntos de Colombia. Moneda es de 200, 1995, 5 puntos. Normal moneda tiene solamente 4, ¿sí? Pero este 5.
Trump. Trump'u basmışlar lan. Ese dinero. Estapela. Hey. Bu ne ya? İlginç. Trump. Şu meyve ne ya? ¿Qué es eso? ¿Fruta? Esta es una fruta medicinal, sirve para limpiar medicine. El hígado. Ah, medicine. The clean your toxin. Hmm. Ay, agüita como coco. Zencefil falan böyle değişik yerli sebzesi meyvesi satıyor abla. Burası turistik yeri, böyle minnak, küçücük bir yer. Tarihi köprüsü var. Onu da görelim, gidelim. Yılbaşı için de böyle süslüyorlar. Yani daha çok var aslında yılbaşına ama erken başlıyor. Adamla çarpışıyordu. Böyle tarihi bakın taşlar. 500 yıllık bir şehir. Burası otobüs terminali Popayan'ın. Şimdi Silvia otobüsüne gideceğiz. Yarım saatte bir var dediler. Bakalım gerçekten var mı? Gidiyoruz. Sıradan Kolombiya terminali. Şurada bir yerdeydi, görmüştük ama bakalım. Silvia 10.000 yazıyordu. $2.5. Bakalım doğru mu? Böyle acayip bağırıyorlar ya. Diye. Okay, ¿cuánto cuesta? 10.000. I saw the price, 10.000. I also. Después 40 minutos. Puerta 1, al fondo de la rampa 8. Gracias. Böyle aldık kişi başı $2.5. Bilette böyle bir şey, bir kağıtta. 40 dakika sonra kalkıyormuş. Hadi bakalım. Silvia. Gracias. İyi beklemeyelim. Aquí. Gracias. Bu tarafta dedi. Şöyle oturacağız 40 dakika, ondan sonra gidiyoruz. Güzel terminal. Ahora salí. Sí. Ese no. Sí. Sí. Otobüs bu. Silvia. Buraya koyulur büyük ihtimalle. Bilmiyorum, bekleyelim. Otobüs böyle, tuvalet yok, hiçbir şey yok. Gidelim. Yine bir olay. Arabanın altında motor kalmış. Ambulans var, polis var. Şu yollarda kazasız belasız, imkansız ya, imkansız. Gracias. Mavi ablayı gördünüz mü? Misak onlar. Şurada da var, burada da var. Hey, onu bekliyorum. Acayip yağmur var, sığındım buraya, daha çıkamadı. Hey, come come, hey, run. Ablayla böyle sığındık yağmura. Abla... Evet, burası Silvia köyü. Yani Misak halkının sadece salı günleri geldiği köy. Biz burada kaldık böyle. Şuradan çıkalım, otele geçelim. Hey, how is feeling to see Misak? So nice. Çok ilginç. Şapkasına poşet geçirmiş ya, çok iyi, ıslanmasın diye. Şapkaları Ekvador şapkasına çok benziyor dedi Heyon. Ekvador'a gitti önceden, ben gitmedim. Kıyafetleri de benziyor. Bir ihtimal bu insanlar da belki Ekvador'dan gelmiştir zamanında. Bilmiyorum. Neyse, bir kafe falan bulup sığınalım ya, hava çok kötü. Neden yağmur başladı? Böyle bir yere sığındık. Fiyatlar acayip uygun. $2 çorbalı bir tabak yemek veriyorlar. Pirinç, patates, muz, balık, her şey var. Burada oturalım diyoruz böyle biraz. Yağmur dinene kadar. Hey, onun da dişlikleri değişmesi lazım. 2 hafta geçti. Yani. Yeniyle değiştirecek. Bakalım uyum sıkıntısı yaşayacak. Önce bir tavuk suyu çorbamız geldi. İçimiz ısınsın. İçi böyle. Aa, tavuk ayağı var. Yapma bunu be. Neyse, bunu yiyemeyeceğiz. Çorbasından içeyim acuk acuk. Üzdü biraz. Bir de küçük arepamız var. Böyle bandıralım. Evet, tavuk suyu çorbası. Tadı aynı ancak ayaklı. Ayaklı tavuk suyu. Var ya bundan da Heyon bayılır bu tavuk ayağının derisine falan, ama işte ben nefret ediyorum ya. Şuna bakar mısın? Bu nedir ya? Tırnaklarını falan kesmişler, direkt atmışlar içine. Organ da var. Ne olduğunu bilmiyorum ama o yüzden yiyemeyeceğim. Bir de geçenlerde bir arkadaşımın tavuk çorbasında tavuk götü varmış. Yerken mıncıklamış, böyle içinden bok çıkmış. Bu da değişik bir hikaye. Gracias. No, solo mi. Si. Gracias. Heyon'a da getirmiş de Heyon içmeyecek. O yüzden dedim sadece bana bak, ama neymiş. Hoşaf gibi bir şey. Bunu fazladan getirdi ya. Güzel. Yemeğim de bu. Hadi bak. Biraz midemi bulandırdı ya.
Son söylediğim şeyden sonra hiç içilmiyor. Bakıyorum içine. Öyle bir şey olursa intihar edebilirim. Değişik organlar var. Bu kalp falan mı ya? Bu ne? Ciğer miğer herhalde. Ama biraz iltihaplanmış mı? Bir sararmış. Neyse şunları deneyeyim çabucak. Sonra işime bakayım, bitireyim hepsini. Bu şey mercimekli patates, fena değil. Pilavla iyi gider. Salata var. Bildiğin tavuk. Bayağı iyi aldım. Ve bir de muz. Her zaman getiriyorlar bunu Latin Amerika'da. Bildiğin muz. Bir de böyle bir parça portakal koymuş. Bunu niye koymuş? Yiyelim bakalım. Abi yemeği bitirdim de şu limonmuş ya. Ben böyle tekila gibi yemeye çalıştım. Portakal sandım ancak. Çok ekşi bir tadı var. Belki de portakaldır ama acayip ekşi. Limon gibi. Ben tadını da bırakayım. Hoşafımı içeyim. Bu da vişne hoşafı gibi bir şey. Bu bayağı iyi. Oh. Güzel. Ve fiyat tamı tamına 2 dolar. Bunca yemek 2 dolar. Abi yağmur acayip ya. Orada bir 2 saat durduk ama durmadı yağmur. Biz de yağmurlukları giyip devam edelim dedik. Umarım yarın güzel olur. Şu misaklılar gelince rahat rahat gezeriz ortalıkta. Bu arada bütün çantam içinde. Her şeyim, bütün hayatım burada. Ben de buradayım hayatımla birlikte. Çantam, evim, her şeyim. Bilgisayarım, telefonum, cüzdanım, her şeyim burada. Tamı tamına tamamen bütün benliğimle buradayım. Heyon da aynı şekilde. Benim hayat burada. Hayattaki bütün varlığımız bu kadar. Ve bir de sanal ortam. Buenas noches. Ahí es hielo. Pasaron. Pasaron está. Sí. Ahí entra, entra, adelante. Şu an tekrar kaldım. Okay. Wow. Okay. Okay. There is two of these. I think you cannot write. Bulmak zordu. Terliğim koptu. Vay başıma gelen. Ama ıslanmadık. İyi güzel oldu. Evet. Tatlı bir. Ama şimdi... küçük, tatlış bir. Yeah. Evet, burası bizim kalacağımız yer. Tuvalet, banyo. Buraya da eşya koymak için falan ışık yok. Böyle sadece yatak. Cute. Ne? Evet, ama çok küçük evi ama... Çok küçük ev ama bu köyde ev bulmak zor. Evet. Hatta ev değil, oda bulmak zor. Çünkü... Ve bak, burası da... Bak bunlar da aynı. Mavi ablalar, suyun çocukları. Böyle bugün burada kalıyoruz. Yarın sabah erkenden uyanıp markete doğru gidiyoruz. Burada bu arada kahvaltı da dahil. 20 dolar kahvaltı dahil. Küçük bir oda. İhtiyacımız olan şey. Hadi geceler. Yarın görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay. Günaydınlar. Köy manzaramızı göstereyim öncelikle. Heyon burada. Ya burada yok. Burası bir Airbnb köy evi. Kahvaltımız hazırlanıyor şu an. Böyle güzel bir yer. Doğayla iç içe. Gözlerim patlamış. Sabah saat 6.30 falan şu an. Kahvaltı yapacağız, gideceğiz. Burası da kaldığımız yerin ortak kullanım alanı. Mutfak falan. Abimiz bize kahvaltı hazırlamış. Bunlarla birlikte oda fiyatı 20 dolar. Herkese günaydınlar. Mutlu bir sabahtan Misak People'ın yanına gidiyoruz. Misak halkının, yani Guambiana. Şu otobüsleri görüyor musunuz? Bu otobüslerle geliyorlar. Bulundukları bölgeden. Bu bir otobüs. Bak bildiğin insan yatıyor içeride lan. Abla yatıyor. Bu otobüs dağlardan böyle iniyorlar bununla. Yaşadıkları yerden. Sadece salı günleri ürünlerini de getiriyorlar. Burada satıyorlar. Akşama doğru da aynı otobüslerle geri dönüyorlar. Bak şurada da var bir otobüs. Bak otobüsü görüyor musunuz? Hep bohçaları, ürünleri böyle, eşyaları böyle getiriyorlar. Yani istersek bu otobüse biz de binip yaşadıkları yere çıkabiliyoruz. Bak buzağlarını asmışlar böyle. And really looks like you. I think it's you. Who in accent? And look at me. Same. Okay. Yok ya. Burada otluyorlar. Misak halkının inekleri. Şöyle gidince markete doğru gidiyor. Otobüsler dolu bak, hepsi aynı şekil. Çıkın otobüsü gibi, tavuk otobüsü gibi. Sever Gracias. Bak böyle buradan da ürün taşıyorlar dağlara. Salı günü burada büyük gün.
Bildiğin her yer Misak halkı, satıcı, market olayları, her şey burada. Bak karşımda şu an 100 tane insan var Misaklı. Onlara doğru gidelim. He recommend us my fruit and potato because his price is very cheap. Very cheap and local. Yeah. Bak böyle böyle ürünlerini satıyor. Aa, en iyi they sell. Misak ne diyorsun? Onion ya. Baby Misak baby. Pazara doğru girelim. Burada abiler satıyor. Aa. Burası bir halk pazarı. Yani halk pazarının dışında satıyor. Aslında burada normal satıcı abiler var. Yerleri belli olan. Ahiretten Misak halk. Yeah. Çok kısalar, küçükler ve bu insanlar kendilerine suyun çocukları diyorlar. Adam böyle benden daha küçük. Yeah. Şey diyor, adam benden daha kısa diyor. Koreana. Oha, bir markete girdik var ya. Oha, very big. Uzun zamandır böyle markete bize girmemiştik. Ve şey dedi, evinde kaldığımız abi, sorduk bir şeyler. Dedi kesinlikle getirdikleri ürünlerden alın, çok taze ve çok ucuz dedi. Ürünler de böyle böyle dağdan toplanmış. Bu tarz ürünler. Popcorn. Yeah. This is popcorn. Popcorn, yeah. Hola. Si. İstemedi, kaydet demedi. Sevmedi bizi. Some people smile. Kimisi gülümsüyor, kimisinin umurunda değil. Ama güzel bir ortam var burada. What is it? Bak burada da yemek yiyorlar. Bu ne? Flavor. Burası insanların yemek yediği yer. Ne? Queso. Sancocho. Sancocho es patata. Pratano, si? Ah, pratano. Es de texto, banana, looks like banana. Quanto cuesta un porción? Un sopa. Ah, la sopa le vale 3000. 3000. Gracias. Gracias. 70 cent ya. Yeah. Çok ucuz. Burası bir nevi ambar ve bir yerlerden alev kokusu geliyor. İnsanlar içeride yemek yiyor bak. Oha. Ya como está la prueba, ¿verdad? Ah, they say wholesale. İşte toplu satıyorlar burada. No, Koreana. Koreana? Sense. Koreana. Çamura bastı. Sovet. İnsanlar iyi. Bu arada patatesin Güney Amerika'dan geldiğini biliyor muydunuz? Patates Güney Amerika'dan çıkma bir sebze. Bu animal skin. Ne? Paka. Pata de danza decimos. Paka. La patica de la danza. La danza. Como medicina. Medicina, sí. Sí, sí, medicina. Medicina. ¿Cómo come? Es para rasparlo y estarle con plantas medicinales. Oh, they just foreign. They ¿qué es vaca? De danza de cap. ¿Cómo de danza es de páramo. Eso. Así. Ah, meme. Ah. Sí. Sí. Le. Sí. Ese se llama pollo caspe. Pollo caspe. Montaña animales. Montaña. Pampa. Vive en montaña. Sí, danta, danta. Páramo. Páramo. Interesante. Por la medicina. Es la que preparamos nosotros crema. Tradicionalmente la maicoca. Marihuana. Para dolor de espalda y cintura muy fuerte. Ah, if you have prepared to form that, it's so good. Oh, for bond. ¿Qué eso? Para dinero. Son riegos. Por suerte. Riegos para echar para la suerte. Oh, for lucky. Yeah. Bebida. No, es como para riego. Riego, echar en el. Ah, they just pray. Oh. And they pray for God. ¿Cuánto cuesta es? Vale 20 mil. 20. Oh, es caro. Caro. Bak bu para için abi, şans getirsin diye üzerlerine serpiyorlarmış. Wow, necesito muy dinero. Gracias, señor. Hasta luego. Bak burada da hep ilaçlar. Keten tohumu lan. Keten tohumu buldum. Bak bunlar maçete, pala. Ya bizim pala.
Bak buradalar. Karışık halk ya. Böyle hani insanların içine kaynayıp birlikte kaynaşıp satış yapabiliyorlar. Zaten bu bölgede de yaşayan var. Adam şey dedi, sadece salı günü pazar oluyor dedi. Görme ihtimaliniz daha yüksek dedi. Ancak köy evlerinde de yaşayan var dedi. Buralarda. No, look at this baby. Bonita. Bonito ya, bonito. Bonito ya. İyi o. Aaa. Si, es una fruta. Dulce. Con sal y miel. Este con sal. Este le echo miel para que pruebe ambos. Sí. Es afrodisíaco. Ah. Claro que aquí se come miel. Con sal y miel. Un poquito, por favor. Muy energético. Gracias. Gracias. Primera miel. Sí, coma con miel. Pruebe con miel. Okay. Primera con miel. Par. ¿Hatırlıyor musun? Rico. Rico. Similar, similar with papaya. Ah, no, it's equal to papaya. No, papaya. Papa. Papa. Patata. Sweet patata. No. No. Esto es diferente. Es otro alimento. Es muy energizante, afrodisíaco. Afrodisíaco. Africo. No, no. Afrodisíaco. Ah. Yarısını ballı verdi, yarısını tuzlu verdi. Hı-hı. Ballısı böyle, bilmiyorum, tatlı patatesin şeyi gibiydi böyle. Bu da tuzlusu. How is it? Hangisi daha güzel? Sal mejor. Oh. O sal y miel juntos también. Ah, they all together olsa güzel. Mucho. Rico. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Güzeldi, fena değil. Biraz farklı bir lezzet ve tanesini 25 cent dedi. Acaba turist izleye mi şey yaptım? Bizden sonra gelene de aynı fiyat çekti. Abla sadece bize değil herkese geçiriyormuş yani. Pahalı bir şey. Dağdan geliyor büyük ihtimal ondan. Tadı da böyle nasıl diyeyim? Bizde yok böyle tatlar ya, farklı. Her şeyi diyordum, patates çeşidi çok fazla burada. Bu da bir tarz, bir çeşit bir patates. Patatesin böyle bir meyve hali tarzı bir şey. Tatlı patatese benziyor açıkçası, tatlı patatese benziyor. Zamanında bizim bölgelerde patates yokmuş, özellikle Avrupa'da. Patatesi burada bulmuşlar, getirmişler Avrupa'ya. Ondan sonra patates yaygınlaşmış. Aynı şekilde buralar mesela kahve konusunda Arap kıtasından, Avrupa'dan her yerden daha ünlü kahve konusunda. Ancak kahve de burada yetişmemiş ilklerde, ilk zamanlarda. Kahveyi ilk çekirdeğin Yemen'den getirmişler. Yemen kahvesi. Neyse, burası meydan, bildiğin kilise. Düzden otobüste indiğimiz yer burası tam olarak. İnsanlar böyle buralarda yaşıyor. Evet, herkes hasta, çok iyi. Yeah. Böyle oturuyorlar. Gülüyorlar ama tatlılar yani, öyle yabani yobaz şey değiller. Gülümsüyorlar. Evet, doğrularda daha insanlar really bir offensive for foreigner ama they are very open. Ve bu bölgenin bir özelliği de, eğer Kolombiya'da yerli insan görmek istiyorsanız bu köy görebileceğiniz en kolay nokta. Neden? Çünkü salı günleri kendileri geliyor yani ve buraya otobüsle ulaşım var. Otobüs şeyleri buraya geliyor. Otobüse biniyorsunuz 1 dolar Popayan'dan. Ondan sonra buraya geliyorsunuz, yerlilerle buluşuyorsunuz. Handcraft semi, and yeah. This all height decoration. Let's ask how much. ¿Cuánto cuesta por una? 60,000 pesos. 60,000. 60,000. $15. Esta 70. Poquito pesado. It's heavy. Auru. Ah, sí. Oh, es tan grande. Oh, harcos. Oh, solamente blanco. ¿Por qué blanco? Porque nuestra cultura siempre blanco, que es la pureza y la felicidad del indígena. Oh, indígena. Oh, they're cultura. Yeah, they're cultures. Blanco, azul. Este azul. El color, el orden de la bandera es rosado, azul, blanco y negro. Mm. Oh. Rosado significa la sangre del pinko. Indígena. Sí. Indígena. Rosado, el azul, azul. Ahora. Azul significa el cielo y las lagunas y los ríos que bañan el territorio. Ah. The blanco, eyes in the red. Blanco, pureza, felicidad del indígena y negro, madre tierra. Madre tierra. This is the mother of the stone. Green one. Aloha. ¿Cuánto cuesta es? 5,000 pesos. Okay, un por favor.
Abi gift hediye was yeah. Heavy with this. Bu arada iki farklı para. 2000. 5000 yani 1.3 dolar falan. Şöyle bir ayakkabı aldık. Muchas gracias, hasta luego. Hey, you follow me. Luisa. Buranın köpekleri de uysal, kedileri falan da. Kuşları bile. Geçen kahvede kuşlar masamıza geldi ya. Ekmeğimizi yiyordu. Hayvanlar uysal. What happened with? Yeah. Hayvan da çamura bastı, nanay oldu. Neden? I just watched 2 days ago, but... Adamlarla konuşurken görmedi bastı. Şimdi bak, üzerlerinde kıyafetler mavi göze çarpıyor. Şimdi o renkleri anlatacağım size. Siyah var, pembe var, beyaz var. Burada da taştan abiler var. Bak şapkaları şu. Değişik kıyafetler var. Şimdi bu renkler, önceliğimiz mavi olsun. Maviye direkt gölün rengi dedi. Köpek yine geldi. Kırmızı kanı temsil ediyor. Mavi suyu temsil ediyor. Beyaz masumiyeti, bereketi temsil ediyor. Topraklarındaki bereketi temsil ediyor. Siyah da bulundukları bölgeyi koruduklarını temsil ediyor. Yani dediğim gibi kendilerine suyun çocukları diyorlar. Korudukları, savundukları renkler de bunlar. Bu sebeple kıyafetleri, yöresel kıyafetleri bu renklerden oluşuyor. Abimizin giydiği gibi. Bak burada yerlere aşı muhabbeti de var. Aşı yapmaya çalışıyorlar yerleri. Görüyorsunuz önünde insanlar var. Ve aynı zamanda Misak halkının nüfusu 6000 civarı. Yani 6000 kişiden oluşuyor dağlarda yaşayan. Ancak bölgede artı 9 tane de halk var. Yani Misak halkı artı 9 tane de farklı halk var. Dağlarda yaşayan. Onlar buralara uğramıyor bile yani. Burada görmemiz zor. Bu köpek de takıldı peşimize geliyor ya. Bizi takip ediyor alttan alttan bak. Alttan alttan gidiyor. Bizi takip ediyor. Köpek kaldı orada gelemiyor. İçeri girdik. Hayvan şey diyor, tiplemeler çok farklı diyor. Peru, Kolombiya, Ekvador yerlerine benzemiyorlar diyor. Farklı bir şeyleri var diyor. Ben de bu insanlar ben indiyana gibi düşündüm. Hayvan o daha çok yerli zannediyor. Köpek buldu bizi yine. Gel köpüş. Ooo dur sen. Meskal. Türkçe. Black fish. Wow. Montanya. En montanyası. Haberim yapmadım. Burada iki türlü balık var. Bu bölgedekiler tatlı su balığı. Wow. Go. Keep going. Bu arada yerliler kimse maske kullanmıyor. Sadece yerliler değil, normalde Kolombiyalılar da kullanmıyor. Yerliler hiç kullanmıyor. Daha kimse de görmedim. Böyle bir mutfağa giriyoruz. Buenas. Esa comida indígena? Aha. ¿Qué come este? Este es de vaca, de puña. ¿Lobo de roca? Digo, ¿cuánto cuesta sopa? Sopa me cuesta 3.500. ¿Un sopa? ¿Una sopa? İlginç etler var. Bu arada size ocak kültürünü göstermek istedim. Ocak kültürü Misak halkında bayağı meşhur. O carne. Ay, with cookie? Without carne possible. O carne. Okay. O sí, carne. Ah, bueno. Ah, sí, caldo. Sí, ne size anlatmak istedim? Ocak kültürü Misak'ta çok önemli. Yani bizim Türklükteki gibi. Hatta ocağa nakçak diyorlar. Nakçak. Kendi dillerinde yani benzer. Şuradaki ateşe ocağa nakçak diyorlar. Ve akşamları etraflarında oturup, ocağın etrafında oturup sohbet ediyorlar, muhabbet ediyorlar. Bizim kültür gibi. Kore kültürler de aynı. Gracias. Çorbamız bu. Arepa. Gracias. ¿Qué? Ah, tinto. Tinto, ah, café. Sí, café. Wow. Et çorbası. Et de dolu. Patates de dolu. Güzel bir şey benziyor. İçelim bakalım. Güzel mi? Amazing taste. Nerede? O tadı var ya mükemmel. Muy rico. Muy rico. Super nice. Bayağı iyi. Çok lezzetli. Ve bu çorbanın fiyatı 1 dolar. Ve içi et dolu. Nakçak çorbası. Odun ateşinde pişen çorba. Köpek hadi yine yırttı. Benim etleri çorbayı bitirdim. Mükemmeldi. Yanında böyle bir de arepa eklemişler. Bu biraz farklı. İçinde peynir yok. Sadece pirinç. Kore'nin rice cake'ine benziyor. Çok da iyi değildi. Ancak çorba mükemmeldi. Bir de kahve verdiler. Kahveyi ben sevmiyorum. Hayvan da içemiyor dişlerinden dolayı.
¿Por qué? Nakçak çorbamız. We call it ocak, they call it nakçak. Aa, ilginç. We call it jangjak. Jangjak? Yeah, Korea'sı gibi say jangjak. İşte görüyorsunuz, üç farklı kıta diyeyim artık. Biz Asya'nın ucunda, Kore diğer ucunda. Burası zaten farklı bir kıta. Üç kıtada ocak söylemi. Ocak, nakçak. Jangjak. Jangjak? Jangjak. Böyle. Ocak, ateş önemli bir şey geçmişimizde. Bu ateşi tutuyor ya. Türkiye'de Türko. Türkiye. Soy Türko. Türkiye. ¿Usted visa? Visa? No. No. Kiswena. Otro. Otro. Kiswena. Sí, pero somos. Sí, entendemos la misma el mismo idioma. Ah, visa. ¿En Gabriela? Sí, en Gabriela, ¿cómo se...? Au. Aules. 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 Ajá. Aules. 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 Gracias. Ah, para decir gracias en Gabriela, ¿en misa? Sí. Bye, señor. Bye, señor. Bye, señor. Ajá. Bye, señor. Ajá. Muchas bye, señor. Çok iyiydi. Bu halk da farklı bir halkmış. Onların dilinde de ocak farklıdır umarım. Köpek yine bizi takip ediyor. Etti yettim. Çorbadaki etleri köpek yedi, suyunu ben içtim. Güzeldi. Şimdi daha da kaynaştık. Gel hadi gidelim. Gidelim Türkiye'ye kadar gidelim. Bir şey bulduk ama bu patates mi anlamadım ya. Turp galiba. Ese batata que eso? No. ¿Cómo es batata? ¿Cómo se llama? Cuco. 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 Turp gibi bir şey galiba ya, bilemedim. Evet, marketimizin de sonuna gelmiş olduk. Başka bak böyle şeyler var. Bu bizim kokoreç gibi, içine böyle noodle tarzı şeyler koyuyorlar. Wow. Okay. You eat this. I eat this. Kasap. Sanki hayvanları direkt burada kesmişler ya. Hey, look at this. There is legs. Oraya ayakları falan her şey var. Don't give me happy. Köpek mutlu oldu. Aslında burası zaten köpek şeyi. Bizim köpecik. Burada kal sen ya. Seni burada bırakalım ye. Adamlar direkt burada kesiyorlar da ya. O da kara. Buralar sıradan. Burası Kolombiya tarafı. Misak'la alakası yok. Buna tamares diyorlar bak. Tamares. Arepa de maiz. Arepa de maiz. Tamares değil mi dedim? Yok dedi. Yeşil tamares. İçinde pirinç var, tavuk var. Bu Kolombiya tamamen. Yumurta, et böyle karışık yiyorlar. Here also they cut. Burada da var bak, asıyorlar kafaları. Pork, pork. Bildiğiniz gibi burada domuz, inek, kuzu her şey yeniliyor. Tavuk, hindi. İlginç bir marketti. Bambudan tezgahlar. Asıl bu şapka, meşhur şapka. Bak şapkaya bak. İki çeşit. Tengo una pregunta. ¿Cómo se llama este sombrero? ¿Este? Sí. Sombrero. Ah, pandereta. 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 Pues este... Estampado, ¿cuál es que no es el mejor? ¿Qué diferencia? Este... ¿Por qué blanco? ¿Por qué...? Este qué diferente? Este no es de nosotros. Este es de nosotros. Ah, this is not your one. This is their one. Ah, es original. Este es lo propio. Orijinal şapka o ablanınkiydi. Bu değil. Bak erkeklerin kıyafetleri farklı, böyle pembe, havlumsu, grimsi, pembemsi bir havlu tarzı bir şey. Kadınlarınsa normal düz mavi. Böyle. Demin ablanın söylediği şey, kendi özel el yapımı şapkaları var aslında. Ancak o şapkanın yerine fabrika ürünü şapka almış. Bak burada da aynısı var, göstereyim. Bak bu orijinal olanı. Diğeri de yanındaki fabrika ürünü. Yani alalım gitsin. Böyle Misak halkı görüyorsunuz. Modern Misak halkı ve eski Misak halkı. Bak bu da erkekle kadın kıyafetinin farkı. Sanırım erkek beline doluyor. Kadınsa erkeğin beline doladığı şeyi omuzlarına atıyor. Öyle bir durum var. İlginç değil mi? Bak şuradan daha net gözüküyor. Bu otobüsleri de Chiva diyorlar. Chiva otobüsleri, Misak halkını köyden getiren otobüsler. Chiva. Chiva. Beautiful but. Şöyle inceliyoruz da sanırım kadının giydiği eteği de erkek omuzlarına atıyor. Yani böyle bir zıtlamışlar. Nasıl diyeyim? Erkeğin giydiği etek ne diyeyim? Garip ya, anlatamadım. Erkeğin giydiği etekle tişört mü diyeyim ona? Hani pushy mi diyeyim? Pushy. Kadın da değişmiş. Tam tersi. Bak bunlar da Chiva otobüsleri. Bak paket paket kolalar, içecekler almışlar. Köydeki markete götürmek için. Bak şapka orijinal. Bu kız tamamen orijinal Misak. Bu gelenler de çakma.
Yani şapka çakma. Büyük ihtimalle el yapımı yapmıyorlar. Siyahından alıp geçiyorlar. Bu arada normalde yerlileri hep böyle büyük şehirlerde, yerlerde dilenirken işte yani Avrupalıların sömürgesi zamanından kalma, onları böyle bir dışlama falan günümüzdeki modern zamanda da geçerli. Ancak burada o durum tamamen geçersiz. İnsanlarla iç içe yaşıyorlar. Yani burada yerliler şehirlilerle iç içe yaşıyor. Görüyorsunuz bayağı şehirlilerle iç içe birlikte yaşıyorlar. Bak deremiz de var burada, müthiş. Actually 500 euro European folk designs so much. Everywhere there church, cathedral, Jesus, Maria. That's why it makes me a little bit bored, but it's really, really, I'm very happy to see that they are Asian culture. When I think about it, it's very precious and I hope, I'm very thankful that they show their culture and they keep their culture very well. I'm very happy for this. Yeah, and they are beautiful color, no? That's true. Doğru, tam arkanda abimiz geçti be. Ve bir şey daha var. Doğdukları zaman ateşin etrafında yeni doğan çocuğun göbek bağını oturdukları ateşin etrafına gömüyorlar. Bunun anlamı burada doğduk, burada yaşıyoruz, burada da öleceğiz. Anlamını taşıyor burada gömmek. Orada gömmek. Öldürecektim diyor kadın. Şey bu arada bir tane ablanın elinde topaç gibi bir şey vardı, onu gördünüz mü? Onunla oynuyorlar, bayağı insan gördüm. Onu böyle sarıyorlar, ediyorlar. İp var böyle bir topaçın yanında. Bir şeyler yapıyorlar. Anlamadım ama ne olduğunu. Tam Meksika'da vardı öyle şeyler. Bildiğin topaç. Çeri, Colombiano. Turka. Turquía. Vamos a tomar una foto, ¿qué? ¿Qué? ¿Sí? Vamos a tomar una foto. Take a picture. Bir de burada bu bölgede yaşayan armadillo denilen bir hayvan var. Böyle top oluyor tehlike gördüğü zaman. Normal böyle dört ayaklı bir hayvan, büyük de. Kedi köpek boyutunda. Böyle görünce hayvan... Top oluyor. Ola. Hayvan böyle görünce top oluyor. O hayvan burada bir çeşit kutsal. Yani o hayvanı burada koruyorlar. Brezilya'da da var aynı hayvan. Bayağı meşhur. Abi suyun çocuklarını görüyor musunuz ya? Sadece onlar. Yağmur yağıyor. Maviş maviş abiler içeride. Bunlar suyun çocukları arkadaşlar. Adama bir şey olmuyor. Umursamıyor ıslanmayı. Biz kenarda böyle gidiyoruz. Misak halkı böyleydi. Bu arada Misak halkı söylemeyi unuttum. 2500'lere 3000'lere kadar yaşıyor. Onun üstüne çıkmıyor. Burası 2500 metre yükseklikte Silvia köyü. Kendi yaşadıkları da maksimum 3000. Onun aşağısındalar genelde. 3000 aşağısındalar. Böyle videoyu da bitireyim. Umarım beğenmişsinizdir. Misak halkı, Guambiana halkı bu şekilde yaşıyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.